Merhaba efendim, İçer TV'ye, İçer gündemine hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve yeni yayın döneminin ilk programında sizlerle birlikteyiz değerli seyirciler. Tabii Mersin gündeminde neler yaşandı, neler yaşanılacak ayrıntılarıyla sabah saatlerinden itibaren haber içerikli programlarımız ve haber bültenlerimizle ekranlarınıza geldik ve 24 saatte gelmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Değerli seyirciler, Mersin'de az önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Eylül ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi Kongre ve Sergi Sarayı'nda ve ekranlarınıza da canlı olarak geldi. Ayrıntılara ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Belediye meclisinde konuşulan konular ve alınan kararlarla ilgili. Şimdi Mersin gündeminde neler var bakalım efendim. Mersin gündeminde değerli seyirciler, sabahın erken saatlerinden itibaren bir konu konuşulmaya başlandı ki bu konu hiç de güzel bir konu değil. Bu konu Mersin'de birçok yayın organında yer almakla birlikte ilk kez İçer TV sizlere aktardı ve ulusal bazı kaynaklarda da bu haber gündeme geldi. Çirkin bir olay, üzücü bir olay. Tabii neler yer alıyor? Birazdan haberi yayınlayınca görselinde göreceksiniz. Tabii bu konuyu da konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Akdeniz Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni, gazeteci arkadaşımız Mehmet Servi ile de bu konuyu konuşacağız. Şimdi önce bir haberimizi dinleyelim efendim, izleyelim. Mersin'de futbolcu 23 yaşındaki Tuğçe Ö, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü spor yöneticileri AK ve ME hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulundum. Gerçekler ortaya çıksın, davamın da takipçisi olacağım. Yani yapılan kimsenin yanına kar kalmasın istiyorum artık. Tuğçe'nin dramı lise yıllarında başladı. Mersin'de bir kadın futbol takımında oynadığı dönemde okula da devam eden Tuğçe Ö, okulun aile birliği başkanı ve 6 öğrencisinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Sonra bu şikayetinden vazgeçen Tuğçe Ö, bir süre sonra uyuşturucu ve fuhuş batağına sürüklendi. Hamile kalan Tuğçe Ö, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunmaktan cezaevine girdi. Cezaevinde doğum yapan Tuğçe Ö, 5 yıl hapis yattıktan sonra bir ay önce tahliye oldu. Yani Mersin Spor Lisesi'nde okuyordum. O küçüklerin minik takımlarında orta sahada oynuyordum. Doğum kaç yaşındaydın? O zamanlar ilk futbola başladığımda 9 yaşındaydım. Ben yine o olaydan sonra pes etmezdim fakat insanlar bizim takıma gel dediği zaman gittiğimde o takımın hocasının aslında futbol oynamak için değil de yararlanmak amacıyla çağırdığını fark ettim. Zaten ondan sonra ben iyice batmıştım. Daha sonra uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucuyu almak için fuhuşa düştüm. Yani caddelere düştüm, daha önce haberleri de oldu. Uyuşturucuya ulaşabilmek için yani ne kadar yol varsa hepsine girdim. Yaşadığım ilişkiler yeri geliyor zoruma gidiyor, intihar ediyordum. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğumdan dolayı cezaevi tarafından tedaviye gidip geliyordum. O dönemde kan alındı işte uyuşturucu oranını ölçmek için. Kan testinde 2 aylık hamile olduğum çıkmıştı. Yine tacize uğramaktan korkan ve artık bir et parçası olarak görünmek istemiyorum diyerek erkek görünümüyle yaşamını sürdürmeye başlayan Tuğçe Ö, futbol oynadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Biri federasyon, diğeri amatör kulüpler görevlisi iki spor yöneticisinin yine kendisini taciz edip Mersin'i terk et diye baskı yaptığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. İnsanların gözünde et parçası görünmekten bıktım. Cezaevinde kitap yazdım, hayatımı yazdım. Aslında o kitabı biraz da ailelerin bilinçli çocukları konusunda bilinçli olması amacıyla yazdım. Kitabın adını hatta koymuştum, sesimi duyan var mı diye. Ama sonra vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Değişim yaparken hayatımın herkesin bilsin istemedim. Bu şekilde de orada bırakıp çıktım, yani almadım üstüme. Hakikaten çok üzücü bir konu değerli seyirciler. Tabii Tuğçe'nin şikayeti üzerine isimlerini bizim de veremediğimiz iki kişi hakkında
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Tuğçe'nin şikayetini bir an önce işleme aldı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve haklarında böylesine kötü, olumsuz, çirkin iddiada bulunulan iki kişi hakkında da hemen soruşturma başlatıldı. Bunu da belirtelim. Tabii bu konuyu konuşacağız Mehmet Selvi ile ilerleyen dakikalarda uygun olduğu zaman arkadaşlarım canlı telefon bağlantısıyla bizi bağlayacaklar ve bu konuyu konuşacağız değerli seyirciler. Diğer bir haberimize geçelim efendim. Diğer haberimiz de siyasi bir gerginlikle ilgili bir haber ama tabii böyle gerginlik deyince son dönemlerde ülkemizde kavgavari görüntüler ortaya çıkıyor. Öyle bir görüntü değil. Her iki kişi de daha doğrusu eleştiren kişi lisani münasip bir şekilde, güzel bir şekilde eleştiriyi dile getirdi. Kendisine de cevap verildi ama o cevaba karşılık da vermedi. Mesajlar yerine ulaştı. Anamur'da özel bir okulun açılışında Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün yapmış olduğu konuşmaya Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı tepki gösterdi. Nasıl? Bakalım. Mersin'in Anamur ilçesinde eğitim verecek özel bir kolejin açılışı sırasında ilçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan'la Bozyazı Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Ballı arasında gerginlik yaşandı. Açılışta mevcut Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikasını destekleyen konuşma yapan ilçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan'ın konuşmasına emekli edebiyat öğretmeni Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı siyaset yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Anamur Milli Eğitim Müdürü Dağıstan, özel okulların yapılmasını ve bu okullara öğrenci gönderecek velilerin mevcut olmasını Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gitmesine bağladı. Tabii bu okulların yapılması böyle kendiliğinden olmuyor. Bu ekonomiyle doğru orantılıdır. Şuna çok seviniyorum. Eğer bu okulların sayısı artıyorsa az önce kardeşim bir şey söyledi. İmkanlar el vermedi, işte bugün verdi dedi. Öyleyse ülkemiz kalkınma yolunda iyi gidiyor, iyi yönetiliyor. İyi işler yapılıyor ki bu ekonomiyle doğru orantılı olarak bu işlerde devam ediyor demektir. Ben bunun için daha çok o yönüyle mutluyum. Bunlar 10 sene önce, 15 sene önce bu okul yapmak, okul açmak ve bu okullara öğrenci göndermek de ekonomiyle doğru orantılıdır. Bu okullar paralı okullardır. Dolayısıyla bizim insanlarımız da gelişmiş. Ekonomisi düzeldi ki bu okullarımızda inşallah şimdi öğrenci verecekler. Vermelerini istiyoruz. Özel okulların açılmasını haseden istiyorum. Teşvik de ettim kendilerini. Dedim ki niye? O benim üzerinden yük alır. Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ise konuşmasında ilçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan'a tepki gösterdi. Milli Eğitim Müdürüm zaten benim yerime konuştu. Siyasetçi gibi. Devletimin karşısından bundan. Öyledir, doğru söylemiştir. Ancak ben şunu belirteyim. Böyle bahçesi olan çocukların stresini atacağı ama sporla ama birbirini kovarak şu veya bu etkinlikle okullara hasret kaldık günümüzde. Bunu söylerken kesinlikle Zülfiyare dokunmak istemiyorum. Memleketi yönetenler, memleket nasıl isterse öyle yönetsin. Memleketin geleceğini de, memleketin nimetlerini paylaşanlar düşünsün der Necdet Sevinç. Ben de aynı görüşteyim. Güzel binalar yapılsın, şüphesiz. Ama güzel binalar yapılmakla eğitimin kalitesini yükseltemiyoruz dostlarım. Belediye başkanı olarak söyleyeyim. Apartmanın katını 5'ten 8'e çıkarmakla, kaldırımları renkli yapmakla orayı şehir yapamıyoruz. Önce yürekleri, vicdanları, beyinleri şehirli yapmamız lazım. Bir arada yaşama kültürünü vermemiz lazım. Tıpkı onun gibi güzel binalar lazım ama o binaların içerisinde öğrencilerin de kalitesini, seviyesini yükseltmemiz lazım. Soruları kolay sorarak TEOG'da 15.000 birinci. Bu ne ya? Bu ne ya? Öyle bir şey var mı? 15.000 tane birinci çıkar mı kardeşim? Ballı'nın bu çıkışı üzerine ilçe Milli Eğitim Müdürü Dağıstan çok mu dokundu diyerek seslendi. Gerginlik daha fazla büyümedi. Okulun açılışı bu gergin konuşmanın ardından ilçe müftüsü Zeynel Abidin Çınar'ın duası ve protokolün kurdeleyi kesmesiyle gerçekleşti.
Değerli seyirciler, sizlere aktarmış olduğumuz bu haberlerle ilgili İçer TV'nin Facebook sayfasından da bize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz ki zaten programa girmeden önce gündemde yer alan konuları İçer TV'nin Facebook sayfasında ve Twitter'dan sizlere ulaştırıyoruz. Siz de bu konularla, bu haberlerle, gelişmelerle ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi bize aktarmak istediğiniz çeşitli görüntüleri, bilgileri de yine Facebook üzerinden bizlere aktarabilirsiniz. Bunu da belirtelim değerli seyirciler. Şimdi Mersin gündeminde yer alan diğer konulara da geçiş yapacağız ama az önce de söylediğim gibi evet, Mehmet Servi ile konuşacaktık Tuğçe'nin dramını ama bir süre daha zaman istedi kendisi. Diğer haberlerle devam edelim, sonra tekrar ilk haberimize geri döneceğiz. Uyuşturucu operasyonu düzenlendi Mersin'de ve yüklü miktarda Mersin limanında uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Uluslararası Limanı'nda bir tırın dorsesinde 1 milyon 190 bin ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Kuzey Irak'a transit gitmek üzere Mersin Uluslararası Limanı'na gelen yabancı plakalı bir tırda şüphe üzerine arama yapıldı. Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ekipleri tarafından yapılan aramada tırın dorse tabanında zulalanmış 120 poşet içinde 366 kilo 773 gram ağırlığında 1 milyon 190 bin ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Spor haberlerine geçeceğiz. Tarsus İdman Yurdu'nu, Mersin İdman Yurdu'nu konuşacağız. Haberlerimizi yayınlayacağız. Haberlerden sonra İçer TV'de yayınlanan Santra programının daimi yorumcusu eski hakem Mahmut Altunbakır'la Mersin İdman Yurdu'nun durumunu, Tarsus İdman Yurdu'nun durumunu konuşacağız. Liglerin ikinci ligin ikinci haftasında Mersin İdman Yurdu yine deplasmanda yenildi. Tarsus İdman Yurdu ise ikinci haftada galip geldi. Ne oluyor Tarsus'ta, ne oluyor Mersin'de, ne olacak, öngörülerini alacağız Mahmut Altunbakır'dan. Ama öncesinde de tabii Mehmet Selvi ile birlikte olacağız. Spor haberlerimize de bakalım efendim. Kimle gidelim? Mersin İdman Yurdu'yla. Mersin İdman Yurdu, Afjet Afyon Spor'la Afyon Karahisar'da karşılaştı. Yine mağlup oldu. Bu yıl ikinci lig kırmızı grupta mücadele eden Mersin İdman Yurdu, ligin ikinci haftasında da yenildi. Ahmet Spor'a ilk hafta 7-0 mağlup olan kırmızı lacivertlilerin ortaya koyduğu futbol taraftarı üzüyor. Mersin İdman Yurdu Afyon Karahisar Yenişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Afjet Afyon Spor'a 3-1 yenildi. 9. dakikada Yasin'in soldan kale alanı ortasına gönderdiği topu iyi takip eden Oltan topu filelere gönderdi. 1-0. 42. dakikada Muratan, Yasin ve İsmet paslaşmasında İsmet'in gönderdiği topu Turgay Ağlar'la buluşturdu. 2-0. 45+1. Dakikada yaklaşık 25 metreden Emrah'ın şutunda kaleci Murat topu elinin arasından kaçırdı. 2-1. İlk yarı 2-1 Afjet Afyonspor'un galibiyetiyle sona erdi. 46. dakikada Ömer'in kaptığı topu önünde bulan Oltan sol ayağıyla topu Ağlar'la buluşturdu. 3-1. Karşılaşma 3-1 Afjet Afyonspor'un galibiyetiyle sona erdi. Tarsus İdman Yurdu'ysa kendi sahasında galip geldi ve taraftarlarını sevindirdi. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu, ligin 2. haftasında sahasında oynadığı maçta Tekirdağ Spor'u 3-1 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçta çabuk toparlanan Tarsus, önce beraberlik ve ardından üstünlük sayılarını bularak sezonun ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Şehir stadında oynanan maç akşam oynanmasına rağmen sıcak hava oynanan futbolu olumsuz yönde etkiledi. Karşılaşmaya konuk Tekirdağ Spor hızlı başladı. 8. dakikada Tekirdağ Spor'dan Ünal Avcı takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren isim oldu. Özellikle 20. dakikadan sonra orta sahada topa daha fazla sahip olmaya başlayan İdman Yurdu, rakip kalede etkili olmaya başladı. Sağ kanattan tehlikeli pozisyonlar bulan ev sahibi ekip, 29. dakikada elle oynama nedeniyle verilen penaltıyla beraberlik golünü buldu. Maçın ilk yarısı penaltılardan atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. 48. dakikada Tekirdağ Spor'dan Yasin Öztop, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Tarsus 55. dakikada öne geçti. 86. dakikada Tarsus İdman Yurdu farkı 2'ye çıkardı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Tarsus İdman Yurdu mücadeleyi 3-1 kazandı. Devam ediyoruz ve Mahmut Altunbakır telefonla programımıza katıldı. Mahmut Hoca hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi hocam Mersin İdman Yurdu ikinci haftada yine yenildi. İlk haftada 7-0'lık bir mağlubiyet. Şimdi de yine 3-1'lik. Şimdi Mersin sence tabii daha Süper Lig'de oynarken işte bu takımın düşeceği kesin laflarını duyuyorduk, konuşuyorduk. Birinci lige düştü. Bu takım ikinci lige de düşecek deniliyordu. Yorumlar vardı, laflar vardı. Yani hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali böyle olacağı gözüküyordu. Oldu. Şimdi de ya bu takım amatöre düşecek. İşte üçüncü lige sonra amatöre düşecek. Söylemleri var, iddiaları var. İstemiyoruz böyle bir şeyin olmasını ama dediğim gibi perşembenin gelişi de çarşambadan belli gibi. Şimdi ne oluyor Mersin İdman Yurdu'nda? Ne olacak? Neler söyleyeceksin? Şimdi öncelikle teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Mersin İdman Yurdu'nda neler oluyor? Mersin İdman Yurdu'nda her şey oluyor. Olabildiğince oluyor. Altyapıdan oyuncular yukarı çıkarılıyor. Oyuncu satılıyor. Oynamak istemeyen oyuncu takımda kalmıyor. Oynamak istemiyor. Oynamak istemeyen oyuncu satılıyor. Evet. Ama alttan gelen çok yetenekli 17, 18, 19, 20, 21 en yaşlısı kaptanımız Nurullah 31 yaşında. Bu takımın yaş ortalaması 19,5-20. Tamamen Mersin'in altyapısından gelen oyuncular. Ahmet Spor maçındaki almış olduğumuz 7-0 galibiyeti herkes her türlü değerlendirebilir. Maçın bölüm bölüm gittiğimiz zaman 30 dakikasına kadar böyle olan bir bölüm var. Sahaya girilen bölüm var. Ondan sonra takımın 55-60'tan sonra oyundan düşme bölümü var. Konsantrasyonun kaybolduğu bölüm var. Ve o maç 7-0'la bitti. Dediler ki bu takım her gittiği deplasmandan 6-7-5-6-7 yerlerdiler. Ben dedim ki yani Mersin İdman Yurdu tarihinde ilk defa 7 gol yemiyor, 6 gol yemiyor. Mersin İdman Yurdu en kral topçularının olduğu zaman bile Kasımpaşa'dan 7-0 yenildiğini biz biliyoruz. Sivas'tan 6 tane yediğini biz biliyoruz. O zaman da bazı kişiler bunları söylemişti, yazmıştı, çizmişti. O zaman ne oldu? Takımda kimler vardı? Herkes vardı. Şimdi takımda kim var? Mersin'in evlatları var. 19,5 yaş ortalaması da 20 yaş ortalaması oynayan bu çocuklar var. Bizim bu çocuklara sabır göstermemiz lazım. Beklememiz lazım. Onları motive etmemiz lazım. Konsantre etmemiz lazım. Ama maalesef içimizde İrlandalı çok. İçimizdeki İrlandalılar, yazanlar, çizenler. Yazsın bakalım. Yani bu takım 3'üye düştüğü zaman kim mutlu olacak? Bu takım buraya düştü kim mutlu oldu? Ben asla mutlu olmadım. Varsa mutlu olan desin ki yazsın manşet atsın ben çok mutluyum. Ya, attın manşetini. Tabii desin ki ben çok mutluyum. Tabii ki var kimse. Mı öyle babayık var mı öyle? Öyle yürekli bir gazeteci var mı Mersin'de? Ben çok mutluyum. Ancak geri planda, kapı arkasında ben bazı gazetecilerle görüşüyorum. Hocam dedi maç ne olur? Dedim ben de şimdi diyorum ya şimdi böyle malzemeyi kılçığı atıyorum bakın karşılarına gelecek. 3 yer dedim. Hocam geç bunları geç dedi. 6 yer bu dedi. Ne oldu? 3-1 bitti. Ha başarılı bir sonuç mu? Bana göre bu gençlerle ilgili başarılı. Yani bunlar kaç yaşında ya? Bunlar lige alacak. Lan bunlar ilk defa U19'dan gelmiş. U19'dan ikinci lig takımında sahaya çıkıyor. İlk maçta gördünüz ayakları tutuyor çok çocukların. Yapmayın ya. Sonra çocuk sahada ofsaydı bozucu diye çocuğa bir ton küfür ediliyor. Bunu mu yapmamız lazım? Şimdi ve koridorda bazı arkadaşlarımız, biz bunu gözümüzde, bazı arkadaşlarımız Ahmet Spor'daki Kadri, Efe'ydi bir Efe vardı o, bilmem ne bizden giden çocuk, adını da hatırlamıyorum, sinirlendim. Ona sarılmış oyunda tebrik ediyor. Efe Halil diyor, tebrik ederim, bravo diyor. Bu içimizdeki İrlandalı. Ben de o da bir resmini çekemedim, çekseydim keşke. Yani Efe Halil'i tebrik ediyor. Efe Halil tebrik ederim diyor, içimizdeki İrlandalı. Abi benim görüşüm, bu takıma sabredeceğiz.
Sabredeceğiz, sabredeceğiz. Şimdi, bu takımın başka şimdi, yapacak bir şey şimdi, yok. Şimdi Mahmut Hoca, şimdi bu konu tabii yine sen gazeteciler üstünden bu konuyu götürmeye çalıştın ama şimdi gazeteci de gördüğünü söylüyor. Gazeteci de tabii ki gördüğünü yazacak, gördüğünü söyleyecek. Yazan da var. Bu konuya yönelik yorumunu dile getirecek. Bu da gazetecinin görevi. Yani bu aynen. Takımın yenileceğini düşünüyorsa bu takım yenilir diyecek. O zaman desin ki bak hocam, Ali bir saniye, Bey, benim şimdi yürekli olsun. Hocam bir saniye. Olsun. Yeneceğini düşünüyorsa hocam bir saniye lütfen. Yeneceğini tabii. Düşünüyorsa yenecek diyecek. Şimdi bu takım yenildi. Şimdi bunun suçunu da şimdi gazetecilerin üstüne Mersin'deki adam akıllı 3 tane bilemedin 4 tane spor yorumcusu var. Bu spor yorumcusunun üstüne yıkmayalım. Yok asla öyle bir şey demedim ben. Şimdi böyle bir haksızlıkta yapmayalım. Hayır öyle bir şey demedim ben. Tabii şimdi bak hocam senin bu söylemiş olduğun lafları yani sabredeceğiz. İşte biraz destek vereceğiz. Biraz işte sabırlı olalım, biraz takım özgüvenini üstüne gelsin. Biz bunu yıllardır duyuyoruz. Ama şimdi seni eleştirmek için söylemiyorum hocam. Yıllardır tabii duyuyoruz. Ki. Yani futbolcular gitti, yeni futbolcular geldi bu lafları duyduk. Teknik direktörler gitti, teknik direktörler geldi bu lafları duyduk. Yönetim gitti, yeni yönetim geldi bu lafları duyduk. Bu lafları çok duyduk. Şimdi tabii ki kimse üzülmez Mersin, sevinmez Mersin İdman Yurdu'nun küme düşmesine, yenilmesine. Hiçbir kimse. Yani emin ol istemez. Yani ama tabii hepimiz de istiyoruz ki bu takım ya ikinci lige düştüyse tamam ikinci ligde kalıcı olacaksa ikinci ligde kalıcı olsun. Ya birinci lige tekrar çıksın, süper lige tekrar çıksın. Tabii ki yani birileri de olumsuz bir şeyler varsa onları da yazacak, çizecek. Ama tabii ki dediğin gibi bu şehrin evlatları daha 17-18 yaşında çocuklar. Yani bunlar tabii ki alışacaklar bunlar ama aynı hatalar tekrarlanırsa. Yani bazı konularda şimdiki yönetimin de suçu yok. Aynı hatalar tekrarlanırsa nedir yani aynı hatalar? İşte borçlar ödenmezse, şimdiki kadroya paralar verilmezse, verilen sözler tutulmazsa, şimdi 19-20 yaşındaki, 16-17 yaşındaki çocuklar da belki dönem arasında çekip gidecek. Belki bir sene sonra çekip gidecek, ben burada kalmam diyecek. Yok artık akılcı bir davranış yapılıyor. Akılcı bir davranış şöyle. Her yapılan gençle sözleşme 5 yıllık. 5 yıldan aşağı sözleşme yapılmıyor. Bu bir de bir akılcı davranış. Yani 5 yıllık sözleşme yapılıyor. Tamam da hocam yani adamın parasını vermezseniz, futbolcunun parasını vermezseniz sahada çıkar yürür. Topu ayağını vurmaz. Ali Bey. Gitmek isteyen futbolcu. Ali Bey, geçmişte de paralar verilmedi. Bu kulüp Spas devlerin, Desozoların evet. 12 trilyon parasını ödeyemedi. Evet. Yani şimdi bunları borçları tek tek açmayalım. Eskiyi kapatalım. Tabii eskiyi kapatalım ama. Yani şimdi bu çocuklara bakın şimdi bir transfer yapıldı. Bir oyuncu satıldı. Ondan gelenlerin bunlara peyderpey dağıtılacak. Mesela şu da oluyor. Bu bir yani çocuktur söyleyebilir. Şimdi geliyor Ahmet Spor maçında 7 yemişsin. Çocuk geliyor diyor ki başkan bana para ver. Ya birinci maça çıktın, 7 tane yedin, başkan bana para ver. Şimdi bu ne kadar doğru? Evet. Ama birileri bunları dışarıda fişekliyor. Tam onu diyecektim işte. Yani Mersin İdman Yurdu'nda tam bir kurumlaşma, Mersin İdman Yurdu'nun işte takımdan sorumlu bazı kişileri var değil mi? Yani futbol tabii şube ki. Sorumlusu var, ne tabii bileyim ki. Bunun antrenörü var. Tabii bunun işte ki. Teknik direktörü, teknik direktörün danışmanları şunlar buna var. Yani bunların tam bir kurumlaşmış, tam bir profesyonellik içerisinde faaliyet göstermesi gerekir ki işte böyle dolduruşa gelmesin genç çocuklar. Gidip de işte büyüklerine ahlaksızlık yapmasınlar. Ne oldum delisi olup derler ya hani öyle olup da bir gol atınca böyle Ronaldo havalarıyla şehirde dolaşmasınlar. Ali Bey evet. Şimdi kısa bir şey anlatabilir miyim? Çok az lütfen. önce meydana geldi bu yazı. Sosyal medya üzerinden yazı yazan bir arkadaşımız isim vermeyeceğim. Evet. Bizim Mete Özen diye bir kardeşimiz 2002 doğumlu kaleci. Fena bir kaleci değil. Evet. Babası geldi dedi ki hocam dedi çocuğum dedi Sivas'ta okul kazandı. Dedi ki elinde belgeleri de var. Okul kazanmış Sivas'ta. Dayına da bakacak. Babasının da bazı maddi sorunları, ailevi sorunlar, maddi var, sorunlar evet. olduğu için bir de dostumun yani arkadaşımın inanmak için o araya girdi. Gerçekten doğru hocam dedi. Ben de idarecilere rica ettim. Elinde belgeyi gösterdim. Belgede gerçekten Sivas'ta bir okul kazanmış.
Çocuk buradan babasıyla Sivas'a dayısının yanına gider. Sosyal medyaya şöyle bir yazı yazılır. Mersin İsmail Yurdu altyapısından bir oyuncu daha kaçtı. Çok iyi kaleci olacaktı. İki sene sonra Süper Lig'de oynar. Bakın babası ne diyor? Bizden nasıl bonservisi alınıyor? Ama bonservisi alındı ama yetiştirmesi daha bizde. Yetiştirmesi bizde. Yani o çocuk oradan bir yere giderken Mersin İsmail'ine uğrayacak. Uğramadan gidemeyecek. Evet. Yani biz tamamen vermiyoruz. Şimdi sosyal medyadan kimler neler yazdırıyor. Ondan sonra işte sosyal medyadan da çocuklar tahrik ediliyor. Yani evet. 18-19 yaşında çocuklar tahrik ediliyor. Rahat bırakılmıyor. Şimdi kime ne kazandırır? Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii yani şimdi çok çok fazla iddia var. Yani bu iddiaların da o kadar çok fazla ki yani adı üstünde iddia ama bazı iddiaları ciddiye almamız gerekiyor. Bazılarını da öyle okuyup görüp üstünde bile düşünmeden geçip gitmemiz gerekiyor. Çünkü yani şimdi Mersin'de ciddi anlamda sporu takip eden, spora yönelik hem futbol hem de diğer spor dallarına yönelik ciddi yorumlar yapan, haberler paylaşan insan sayısı bir elin beş parmağı yani kadar. Yani belki beş kişi bile değil yani. Onun için yani o kadar çok insanın da yazdıklarını, çizdiklerini, paylaştıklarını da ciddiye almamak gerekiyor. Herkes de bunun farkında zaten. Bu camianın içinde olan herkes de bunun farkında. Şimdi hocam tabii yarın olacak Santra. Santra'da çok daha ayrıntılı bir şekilde değil mi? Mersin İdman Yurdu'nda muhakkak elbette konuşacaksınız. Elbette. Şimdi bir de Tarsus'a gelelim. Tarsus İdman Yurdu'na gelelim. Önder Ege Başkan oldu olalı Tarsus İdman Yurdu'nda bir toparlama var. Gerçi geçen yıl Önder Ege bazı şeylere küserek başkanlıktan bırakmak istedi ama gelen baskılar üzerine tekrar devam etti. Şimdi Sayın Kocamaz da Tarsus İdman Yurdu'na ilgi gösteriyor. Çünkü son maçını falan da takip etti. Geçen dönemlerde de takip ederdi. Şimdi Tarsus bir şeyler yapar mı hocam? Yani Tarsus'un bir ikinci lige, birinci lige çıkma ihtimali var mı acaba? Şimdi Tarsus'un nüfusu öncelikle 130 bin. Tarsus'a ikincilik yakışır mı? Yakışır. Birincilik yakışır mı? Yakışır. Mersin'e Nosberg'e yakışır mı? Yakışır. Evet. Bizim şehrimize, ilçelerimize her şey yakışır. Bir Erdemli'ye yakışır, bir Silike'ye yakışır, bir Anamur'a yakışır, bir Mut'a yakışır. Biz 2 milyon 200 olan bir nüfuslu iliz. Türkiye'nin büyük illerinden ilk 7'ye, ilk 8'e gidecek bir iliz. Biz ilimiz niye böyle, ilçelerimiz niye böyle, biz hayretler içinde kalıyoruz. Yani neden böyle oluyor diye. Tarsus İsmail Yurdu bu anlamda ikinciliğe yakışmaz mı? Birinciliğe yakışmaz mı? Yakışır. Zamanında ikincilikte oynadı. Hatta şampiyonluğu kaçırdı. Evet. Sevgili Başkan Burhanettin Kocamaz Beyefendi oraya süper tesisler yaptırdı. Şimdi değerli başkanı var. Önder Ege Bey. Takıma değer veriyor. Sevgili belediye başkanı Şevket Can Bey takıma çok büyük katkılar veriyor. Yani Tarsus'ta da Mersin gibi böyle bir karışıklık oluyor, olabiliyor. Ondan başarı gelmiyor. Orada da bir grup işte muhalefet, bir grup ana muhalefet böyle ya biri olsun biri olmasın. Aslında bu çekişmelerin bittiği zaman başarı gelir. Niye bunlar oluyor? Neden oluyor? Anlamış değilim. Mesela güzel bir değerli bir hocaları Özcan Kızıl takım başına geldi. Geçen işte dün de 3-1 rakibini yendi. Yani başarı gelmesi için şehrin, ilçenin kitlenmesi lazım. Bir kenet olması lazım. Belediye başkanının büyük gayretleri var. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu konuda büyük gayretleri var. İşte son zamanlarda Mersin içinde oraya bir sosyal tesis yaptırdılar. 40 odalı bir otel yaptırıyorlar. Evet. Ocak veya Şubat Mersin ayında. Mersin İdman Yurdu'na ait. Evet, Mersin İdman Yurdu'na ait olacak. Etrafı çevrilecek. Sadece dışarıdan Mersin İdman Yurdu'nun kapısı olacak. Oradan girip çıkacak oyuncular. Sivil vatandaş içeri giremeyecek. Böyle bir durum. Bu biraz daha tesisleşme anlamına bir adım atılmış oluyor. %10-%15. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın süper gayretleri de oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tarsus'ta da bu gayretler var. Ama işte bu gayretler yaparken biri bozuyor. Mesela şöyle bir şey var. Benim rahmetli babam derdi ki, şöyle derdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 550 kişi kanun çıkartıyor. 60-70 milyon kişi hilesini düşünüyor. Şimdi siz bir düzen kuruyorsunuz, düzen yapmaya çalışıyorsunuz, bir taraftan bozmaya çalışanlar var. Şimdi o zaman başarı nasıl olur? Başarı bir yerde durur, olmaz. Kimse elini taşın altına koymuyor. Yani biz Mersin için dedik ki 13 tane ilçe var dedik.
13 tane ilçenin belediye başkanları bir araya gelip Mersin için, Tarsus için ne yapması gerekiyor? Kaymakamıyla, savcısıyla, valisiyle, belediye başkanıyla, belediye meclisleriyle bir araya gelip inanın şehir ayağa kalkar. Ha nedir? Farklı bir yönetim mi olacak? Farklı yönetim de olabilir. Farklı başkan da olabilir. Gelirler der ki projeler gelir, projeler yatırılır. Bakın şu proje var, bakın bu proje var denir. Eğer evet. Birileri projeye de geliyorsa, birileri de o projeye hayır diyorsa o zaman o yorumlanır, değerlendirilir, eleştirilir. Evet, ben şöyle düşünüyorum Mahmut Hoca. Yani şimdi futbolun artık bir spor olmadığını düşünüyorum. Yani futbol artık bir endüstri haline geldi. Çok iyi para kazanan takımlara baktığımızda takımları sayesinde çok iyi ön plana çıkan şehirlere baktığımızda futboldan, o şehrin futbol takımından çok fazla insanın, çok fazla kurumun para kazandığını görüyoruz. Yani evini geçindirdiğini, para kazandığını, yatırım yaptığını görüyoruz. Şimdi benim düşüncem Mersin İdman Yurdu üzerinden de daha fazla insanın para kazanmasını, daha fazla işletmenin para kazanmasını sağlayacak bir sistem kurmak gerekiyor. Bunu yani olumsuz anlamda para kazanmadan bahsetmiyorum. Nemalanmadan bahsetmiyorum. Yani Mersin İdman Yurdu'nu öyle bir hale getirmek gerekir ki Mersin İdman Yurdu'nun futbolcularının antrenmana gittiğinde bile yani birkaç işletmenin aynı anda para kazandığı, onlarca insanın para kazandığı, deplasmana gittiğinde bile Mersin'deki işletmelere para kazandıracak. Sonra Mersin'e deplasmana gelen takımlar Mersin'e geldiğinde esnafının ihya olabileceği bir sistem kurmak gerekiyor ki şehir bu Mersin İdman Yurdu'nun içine dahil olsun. Mersin İdman Yurdu'nun olduğu yerde kalması ya da daha fazla para kazanabilmesi için üst liglere çıkabilmesi için çaba göstersin. Yani Mersin İdman Yurdu 2. ligdeyken ben günde 100 lira kazanıyorsam Süper Lig'e çıktığında 10 bin lira kazanırım kardeşim diyen insanların sayısı çoğalsın. Ya böyle bir sistem üstünde durulması gerekiyor ama bu sistemi oluşturmak da tabii aslında biraz zor. Yani uzun yıllar alabilecek bir sistem. Aslında çok kolay. Şöyle çok kolay. Şehrimizin 11 tane milletvekili var. Evet. Seçim olduğu zaman 11 tane vekili Ankara'ya gönderiyoruz. Siz hiç gördünüz mü 11 tane vekilin bir araya geldiğini? Sadece mecliste gelirler, o da farklı sıralarda. Yani şehrimizde, ilimizde 11 tane milletvekilinin bir televizyonda, evet, gerek İçer TV'de gerek başka kanallarda 11 tane milletvekilinin oturup Mersin'in gündemini tartıştığını, Mersin İdman Yurdu'nun tartıştığını veya bir milletvekilimizin, bir herhangi milletvekilimizin, burada asla suçlama yapmıyorum, Mersin İdman Yurdu'da bir beyanatını duydunuz mu? Ama şimdi şu da var hocam, yani bir milletvekili ne yapabilir ki Mersin İdman Yurdu için? Çok şey için? Yapar. Çok şey yani yapar. Yani ne yapabilir hocam? Bak, örnek verelim. Milletvekili, milletin vekili, yani bizim vekilimiz. Evet. Bizleri bir araya getirir. Babadır onlar, büyüktür, abidir. Bir araya getirir. Mesela belediye başkanlarını çağırır, bir araya getirir. Sayın valimizi alır. Bir ne bileyim, mesela Akdeniz Kent Konseyi var. Akdeniz Kent Konseyi, Mezitli Kent Konseyi, Toroslu, Mersin İdman Yurdu Kent Konseyi. Bir konsey kurulur. Bir ekip olur. Bu konsey der ki Mersin İdman Yurdu'na bir çareler arar. Konsey. Nasıl Akdeniz Belediyesi'nin Kent Konseyi ya var? Bu işin, yani ben naçizane düşüneceğim hocam. Bu işin yolu bence şu. İşte bir konsey ya da bir komisyon ya da bir kurul, aynen, oluşturulacak. Bunlar da diyecekler ki Mersin İdman Yurdu'nun alacaklılarına kardeşim faizlerinden vazgeçin diyecekler. Bütün alacaklılar da faizlerden vazgeçince sanırım Mersin İdman Yurdu'nun faizsiz borcu 60-70 milyon Türk lirası. O para da bir şekilde denkleştirilip verilecek. Ama şimdi faizler de işin içine katarsan şimdi 200 eski para deyimiyle 200 trilyonu geçmiştir herhalde yani faizlerle birlikte belki de. Gerçekten şu anda tespitiniz çok doğru. Evet. Bu böyle bir konsey kurulduğu zaman konsey şunu da yapabilir. Evet, bu yani takımın herkes konuşacak, herkes faizinden vazgeçecek, asıl alacağı ödeyecek. Hayır şöyle, evet, o ayrı bir şey. Evet. Bir konsey kurulur, hani bir güvensizlik var ya ortada, evet, paralar nereye, evet, gidiyor. Konsey kurulur, bir toplanacak para varsa para havuzda kurulur, toplanılır. Bu bir konsey olur, bu paraların sevkiyatını, yönlendirmesini konsey yapar. Eline alacakların listesi alınır, direkt alacakları çağırırlar. Sizin alacağınız ne kadar, şu kadar, sizin alacağınız ne kadar, o konsey bunu ödemesini yapar. Mersin İdman Yurdu'nu sıfır hale getirir. Yönetimle, evet, birlikte, yönetimle tabii danışarak, beraber koordinasyon içerisinde koordine yaparak o borçlar eriştirilir. Ondan sonra Mersin İdman Yurdu'na neler yapılabilir? Onlar tartışılır. Bir sistem kurulur.
o sistem yürür. Ama işte bu da büyük abilerimizin, evet, şehrin evet, dinamiklerinin elinde olan bir şeydir. Metroson'un elinde, Büyükşehir'in elinde, Torosların elinde, Akdeniz'in elinde. Mesela Yenişehir Belediyesi. Yenişehir Belediyesi adı Toroslar Belediyesi'ne bak teşekkür ediyoruz. Mazotunu veriyor, otobüsü veriyor, depresyon masrafını veriyor, Büyükşehir kamp parasını veriyor, tesis yapıyor. Yani ama Yenişehir Belediyesi kılını kıpırdatmıyor. Onların yönetim tarzıdır. Sayın belediye başkanının o şekilde bir yönetim tarzı vardır. Yani. Bu da onun kişisel takdiridir. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok İyi sağ olun. Diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça görüşmek kal. Üzere. Hoşça kalın. Saygılar, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, Mahmut Altunbakır'a da teşekkür ettik. Acaba Mehmet Selvi uygun duruma geldi mi konuşabilmek için? İlk haberimizi bir kez daha izleyelim. Konuyu bir kez daha bir hatırlayalım. O sırada da Mehmet Servi ile bir bağlantı kurmaya çalışalım. Mümkün olursa konuşacağız. Olmazsa programımızı kapatacağız. Evet, Tuğçe'nin dramı. Mersin'i Tuğçe'nin dramı. Mersin'de futbolcu 23 yaşındaki Tuğçe Ö, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü spor yöneticileri AK ve ME hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bulundum. Gerçekler ortaya çıksın. Davamın da takipçisi olacağım. Yani yapılan kimsenin yanına kar kalmasın istiyorum artık. Tuğçe'nin dramı lise yıllarında başladı. Mersin'de bir kadın futbol takımında oynadığı dönemde okula da devam eden Tuğçe Ö, okulun aile birliği başkanı ve 6 öğrencisinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Sonra bu şikayetinden vazgeçen Tuğçe Ö, bir süre sonra uyuşturucu ve fuhuş batağına sürüklendi. Hamile kalan Tuğçe Ö, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunmaktan cezaevine girdi. Cezaevinde doğum yapan Tuğçe Ö, 5 yıl hapis yattıktan sonra bir ay önce tahliye oldu. Yani Mersin Spor Lisesi'nde okuyordum. O küçüklerin minik takımlarında orta sahada oynuyordum. Doğum kaç yaşındaydın? O zamanlar ilk futbola başladığımda 9 yaşındaydım. Ben yine o olaydan sonra pes etmezdim fakat insanlar... bizim takıma gel dediği zaman gittiğimde o takımın hocasının aslında futbol oynamak için değil de yararlanmak amacıyla çağırdığını fark ettim. Zaten ondan sonra ben iyice batmıştım. Daha sonra uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucuyu almak için fuhuşa düştüm. Yani caddelere düştüm, daha önce haberleri de oldu. Uyuşturucuya ulaşabilmek için yani ne kadar yol varsa hepsine girdim. Yaşadığım ilişkiler yeri geliyor zoruma gidiyor, intihar ediyordum. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğumdan dolayı cezaevi tarafından tedaviye gidip geliyordum. O dönemde kan alındı işte uyuşturucu oranını ölçmek için. Kan testinde 2 aylık hamile olduğum çıkmıştı. Yine tacize uğramaktan korkan ve artık bir et parçası olarak görünmek istemiyorum diyerek erkek görünümüyle yaşamını sürdürmeye başlayan Tuğçe Ö, futbol oynadığı dönemde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Biri federasyon, diğeri amatör kulüpler görevlisi iki spor yöneticisinin yine kendisini taciz edip Mersin'i terk et diye baskı yaptığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. İnsanların gözünde et parçası görülmekten bıktım. Cezaevinde kitap yazdım, hayatımı yazdım. Aslında o kitabı biraz da ailelerin bilinçli çocukları konusunda bilinçli olması amacıyla yazdım. Kitabın adını hatta koymuştum, sesimi duyan var mı diye. Ama sonra... Vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Değişim yaparken hayatımın herkesin bilsin istemedim. Bu şekilde de orada bırakıp çıktım, yani almadım üstüme. Evet, üzücü bir konu ve Mehmet Selvi şu anda hattımızda. Mehmet merhaba, hoş geldin. İyi yayınlar Ali. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet, konu çok ciddi ve çok önemli. Konuşma cesaretini gösterdiğin için, çünkü birkaç kişiyi de aradım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Tabii çok yönlü bir gazetecisin. Hem ekonomi, hem sosyal yaşam, hem spor konularında fikirlerin var, yazıların var. Şimdi olay kötü, üzücü. Genel anlamda ilk önce ne söyleyeceksin? Yani aslında baktığımızda abi Tuğçe'nin hayatı dramı içinde dramı barındırıyor. Evet. Farklı bir noktadan değindiğimizde de aslında Tuğçe sadece Tuğçe meselesi değil.
Ahmet Mehmet meselesi de değil. Bu genel anlamda bir insanlık sorun. Meselesi değil mi? Evet. Tabii yani çocuk çocuğa, küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar maalesef bugün Türkiye'de hem spor hem sosyal anlamda her yerde karşımıza çıkan bir nokta. Tuğçe sadece burada sessiz çoğunluğun sesi olarak önümüze çıkıyor. Tabii bu Tuğçe'nin iddiaları. Burada bir yargı süreci var. Bu yargı sürecinin sonunda haklı ile haksız birbirinden ayrılacak, ortaya çıkacak. Ancak özellikle çocuk yaştaki şahıslara cinsel istismarın önlenmesi noktasında belki Tuğçe bir noktalara değinmiş olacak. Şimdi baktığımızda Mersin'le ilgili çok ciddi anlamda problemler yaşandığını biliyoruz. Evet. Kulağımıza çok fazla bu konuyla ilgili söylentiler geliyor. Söylentileri bir gazeteci olarak araştırdığımızda da bu söylentilerin gerçek olduğunu görüyoruz. Ancak maalesef ebeveynler, veliler bu konuyla ilgili çok fazla tasarrufta bulunmuyorlar çocuklarının geleceğiyle alakalı. Çünkü evet çok haklısın. Çünkü şimdi yargı sürecine de taşındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğçe'nin iddiasıyla ilgili olarak iki kişi hakkında soruşturma başlattı. Şimdi tabii evet. Bize de çok fazla bu konuyla ilgili, Tuğçe ile ilgili iddia içeren telefon geldi, mesaj geldi. Şimdi onlara şimdilik ben değinmiyorum ama yani önümüzdeki süreçte muhakkak değineceğiz tabii. Yani çünkü senin de az önce söylediğin gibi aslı var mı acaba telefondaki kişinin bana bahsettiği bu konunun aslı var mı? Ya da Face'ten gelen mesajla ilgili, bu konuyla ilgili yazılan şeyin aslı var mı diye ben de bir araştırma yaptığımda baktım aslı var, doğru. Yani bazı evet. iddiaların da aslı var. Şimdi onları işte önümüzdeki günlerde taşıyacağız. Şimdi tabii üzücü bir şey. İnsanın aklına şu da geliyor. Yani falanca kişi için neden böyle bir iddia ortaya atılmıyor da işte filanca kişi için neden böyle bir iddia ortaya atılıyor? Şimdi tabii Mersin'de çok fazla insan spor camiasında federasyonlarla ilgili olarak, amatör spor kulüpleri federasyonuyla ilgili olarak çok fazla branşlar, çok fazla çocuk ve genç hem eğitim görüyor hem de yani spor yaşantısını devam ettiriyor. Az önce dediğin gibi veliler, anneler, babalar kendileri götürüyorlar çocukları, teslim ediyorlar değil mi? Yani kesinlikle. Size şöyle bir şeyden bahsedeyim Ali abi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun çocuk istismarı ile ilgili bir birim kurulmuş ve bu birimdeki uzman kişiyle ben bir görüşme yaptım bu haber üzerine. Evet. Aslında daha önce bir görüşme yapmıştım. Yine Mersin'deki spor camiasında küçük yaştaki futbolcuya hem de bunun bir erkek futbolcuya antrenörünün cinsel istismarda bulunduğuyla ilgili iddialar vardı. Bununla ilgili kendisiyle görüştüğümde Mersin'le ilgili ciddi sıkıntıların olduğundan bahsetti. Hatta cinsel istismar konusunda Mersin'in 3. il olduğunu, Türkiye'de 3. il olduğunu bana bahsetmişti. Genel anlamda mı yoksa genel anlamda, genel Türkiye genelinde işte cinsel istismar konusunda Mersin'in 3. sırada olduğundan bahsetmişti. Tuğçe konusuyla ilgili kendisini aradığımda aynı kişiyi yine konuştuk, yine şey yaptık. Ve maalesef bugün çok ciddi anlamda bir bilgi verdim. Mersin artık cinsel istismar konusunda birinci sıraya kadar yükseldiğinden bahsediyor. Of 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 çok. Yani Mersin'de bu konuyla ilgili ciddi anlamda sıkıntılar ve talepler, şikayetler olduğundan bahsetti. Bu Mersin için çok üzücü bir durum. Çünkü Mersin sürekli kötü şeylerle anılan bir kent, kötü iddialarla anılan bir kent. Bir de işin diğer tarafından baktığımızda hepimizin çocuğu var. Hepimizin anneyiz, babayız. Yarın benim 4 yaşında bir evladım var. Allah izin verirse futbol oynamak isterse Mersin'de bir kulübe yazdıracağım. Şimdi ben gözüm kapalı arkama bakmadan bu çocuğumu teslim edebileceğim bireyler olması gerekiyor. Bir yönetim var mı değil mi? Yani bireyler olması lazım, hocalar olması lazım. Tabii bireyler olması lazım. Şimdi ben bu yapıda, bu iddialar karşısında ve tanık olduğumuz bazı durumlar karşısında ben çocuğumu kime emanet edebileceğim? Gözüm arkada nasıl bırakıp gidebileceğim? Bunların aslında irdelenmesi lazım. Mersin'in bu yapıyla, yani mevcut yapıyla, mevcut sıkıntılarla mücadele etmesi ve temizlenmesi gerektiğini ben düşünüyorum.
Kesinlikle. Tabii haklarında iddia yani şikayette bulunulan kişiler acaba görevlerinden ayrıldı mı Mehmet? Bu konuda bir bilgin var mı? Yani istifa ettiler mi? Yani soruşturmanın selahiyeti açısından. Yani şöyle istifa etmeleri konusunda da bir şey yok. Çünkü sonuçta bir iddia var. Yani karşı tarafın da ismi geçen kişilerin de suçsuz olabileceğini düşünebiliriz. Yani hiçbir anlamda yargılayamayız bunu yapmıştır veyahut da yapamamıştır diye. Tabii Tuğçe'nin iddialarını da şey yapamayız, doğru olup olmadığını bilemeyiz. Bu yargı sürecini işlemiş ve yargıya taşınmış bir olay. Yargı sonunda da kimin haklı kimin haksız olacağını göreceğiz. Evet. Mehmet çok teşekkür ediyorum. Bu konunun üstüne önümüzdeki günlerde de tekrar konuşacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol. Ve bugün de programımızı sona erdireceğiz ama yerel gazetelere de bir göz atacağız. Yerel gazetelerde neler var bakalım. İlk yerel gazetemiz Haberci. Haberci gazetesi lojistik merkez onun yüzünden yapılmadı diye bir başlık atıyor Haberci. Hemen ayrıntısına bakalım. Şöyle diyor: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aşut'la MESİAD Başkanı Deniz geriliminde yeni perde. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut'la Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği kısa adıyla MESİAD Başkanı Mehmet Deniz arasında son 2 yıldır süren tartışma yeni bir boyut kazandı diyor ve bu tartışmanın gelinen boyutun ayrıntıları Haberci gazetesinde. Lütfen Haberci'den takip ediniz ayrıntıları diyoruz. Haberci'den hakimiyete geldiğimizde koruyucu aile olmak için sırada bekliyorlar başlığı var. Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya 2017 yılında Mersin'de koruyucu aile başvurusu sayısında artış yaşandığını ve sırada bekleyen ailelerin Mersin'de çok olduğunu dile getirdi. Tabii bu konu sevindirici ama az önce sunmuş olduğumuz haberi de düşünecek olursak çok çok da dikkatli olmak gerekiyor bu konuda ama eminiz ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu konuda inceleyip sık dokuyor. Diğer bir gazetemize Güney'e geldiğimizde okul servislerine sıkı denetim geliyor başlığını görüyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim yılı önümüzdeki hafta başlayacak. Bu eğitim yılında da binlerce öğrenci evlerinden okullarına ulaşmak için servis araçlarını kullanacak. Mersin Valiliği il genelindeki tüm okulların servis araçlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra jandarma ve polis teşkilatını da uyardı diyor. Çok güzel, çok iyi ama efendim lütfen... Lütfen bütün velilere buradan sesleniyorum. Anaokul öğrencisi velisi olsun, ilkokul öğrencisi velisi, ortaokul, lise öğrencisi velilerine sesleniyorum. Özel okul öğrencilerinin velilerine sesleniyorum. Senede iki kere, lütfen senede iki kere hepiniz çocuğunuzun kullandığı servis aracıyla birlikte okula gidin ve okuldan gelin. Senede iki kere lütfen bunu yapın. O okul, o servis yani... Birdenbire bunu yapın. Gününü falan söylemeyin. Sizin hakkınızdır. Servise binin, çocuğunuzla beraber okula gidin. Okuldan da çocuğunuzla beraber evinize gelin. Bunu muhakkak her veli senede iki kere yapması lazım. Denetleyin, kendiniz de görün servis aracını, şoförün tavrını, çocukların tavrını bir görün efendim. Ne kadar denetlense de sizin denetlemeniz çok daha farklı ve en sağlıklı denetleme siz velilerin denetlemesi olacaktır. Verilecek olan cezalar içerisinde de siz velilerin yapmış olduğu şikayet sonrasında verilecek olan cezalar en değerli cezalar olacaktır. Bunu da lütfen unutmayın. Diğer bir gazeteye geçelim. Ve Mersin gazetesine geldiğimizde şöyle bir başlık var. Yargıtay adam öldürmeden aldığı ceza doğrudur ama cinsel saldırıda delil yetersizliği var dedi. Ve Özgecan davasında kısmen karar bozuldu diyor Vildan Vural'ın haberi Ayrıntılar gazetede. Ve Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova gazetesi Mayıs ayında İzmir ve Antalya ve Mersin'de incelemeler yapan Rus tarım heyeti Tarsuslu firmalarda karar kıldı. Bu Mersin açısından çok çok önemli bir gelişme. Tarsuslu firmaları tercih etti Rusya. Rusya Tarım Bakanlığı'nın
resmi web sayfasında yer alan haberlerde bazı sebzelerin ihracatının 9 Tarsuslu firma tarafından karşılanacağı bilgisine yer verildi. Tarsus'un tarımı açısından, ekonomisinin gelişimi açısından, Mersin'in dünyaya açılması açısından çok önemli bir gelişme, beklenen bir gelişme, olması gereken bir gelişme idi. Rusya ile ilişkiler düzelince daha da artacak ticaret hacmi diyoruz. Ve içer gündemini de yerel gazetelerle birlikte burada noktaladık. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Hoşça kalın. Yeah.